Günaydın, sabahlar. Fokus'ta karşınızdayız. Ben Reyhan Baysan. Önümüzdeki 45 dakika boyunca birlikte olacağız. Dopdolu bir program bizi bekliyor. Ekonomiye ve piyasalara bakacağız ama öncelikle gündemin öne çıkan başlıklarını aktaralım. Dış ticaret rakamları açıklandı. TÜİK ve Ticaret Bakanlığı'nın ortak verilerine göre Ocak ayında 2024 yılının Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre dış ticaret açığında %3,5'lik bir artış oldu ve 19.99 milyar dolar. İthalatsa %22 azalarak 26,22 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %56,4 azalış kaydetti. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ocak ayında %57,5 iken 2024 Ocak ayında %76,2'ye yükselmiş oldu. Ve bir taraftan da TÜİK Ekonomik Güven Endeksini açıkladı. 2024 Şubat verilerine şöyle bir baktığımız zaman burada da %0,4 oranında azalışla 99 seviyesini aldığını görmek mümkün oluyor. Ve bir önceki aya göre Şubat ayında tüketici güven endeksi de %1,3 oranında azalarak 79,3 değerini almıştı. Bunu da aktaralım ve geçelim şimdi halka arz gündemine. Halka arzlar gittikçe yeniden kıpırdanmaya başladı gibi duruyor. Geçtiğimiz hafta yine halka arzlar gerçekleşirken yeni halka arzlara dair haberler geldiğini görüyoruz. Mogan Enerji halka arz oluyor. Şirket 28 Şubat ile 1 Mart tarihlerinde 11,33 TL'den halka arz olacak. Firmanın halka arz büyüklüğünün 2,97 milyar TL olduğu açıklandı. Halka açıklık oranı %7,5 olarak belirlendi. Şirketin halka arzı bireysel eşit dağıtım olarak gerçekleştirilecek. Bir başka halka arz da Artemis Halı'dan gerçekleşiyor. 27-28 Şubat tarihlerinde 25 lira 35 kuruştan halka arz olacak. Şirketin halka arz büyüklüğü 507 milyon TL olarak belirlendi. Şirketin halka açıklık oranı %28,5 olacak ve toplamda da 20 milyon adet lot dağıtılması bekleniyor. Halka arzı tamamı eşit dağıtım olarak gerçekleşecek. Halka arzlara dair detayları da aktardıktan sonra yurt dışı gündeme bir bakalım. Goldman Sachs CEO'su David Solomon'dan açıklamalar var. Tüketim harcamalarındaki azalmanın ABD ekonomisinin resesyondan kaçınacağı beklentilerini şüpheye düşürdüğünü söyledi. Dünya yumuşak iniş için hazırlanıyor. Piyasalar kesinlikle bir yumuşak inişin gerçekleşeceğine inanıyor. Benim görüşüm bu konuda biraz daha fazla belirsizlik olduğu yönünde şeklinde bir değerlendirmede bulundu. Biraz daha böyle temkinli hareket eden tarafta yer aldığını görüyoruz David Solomon'un. Ve bir taraftan da Yeni Zelanda'nın faizi sabit tuttuğuna dair bir haber var. Bu sabah saatlerine gelen bu habere göre faizler 15 yılın zirvesinde yani %5,5 seviyesinde sabit bırakıldı. Şimdi tabii orada enflasyonun hala %1 ila 3 olan hedefinin üzerinde olduğuna dair haberler geliyor. Bakalım diğer merkez bankaları neler yapacak, bunları takip ediyoruz ama Yeni Zelanda'dan böyle bir adım geldi. Son olarak Rusya diyelim. Rusya'da parlamentonun alt kanadı Duma'dan dijital finansal varlıklarının uluslararası ödemelerde kullanılmasına izin veren bir yasanın kabul edildiğine dair haberler geldi. Buna göre para birimi düzenleme kanunu çerçevesinde mal ve hizmetlerin ithalat ve ihracatında ödemeli olarak dijital finansal varlıklar kullanılabilecek. Bu da Rusya'nın ödemeyle alakalı olarak gündemde olduğu bu günlerde bize bir yeni bir haber olarak karşımıza çıktı diyelim ve piyasalarla devam edelim. Evet, piyasalara bakalım şimdi. Borsa tarafında yatay bir başlangıç yaptık yeni güne. 10.000'de 6'lık bir yükselişle 9.184 seviyesinden güne başladıktan sonra şu an itibariyle yine çok yatay yukarı yönlü hareketlerin devam ettiğini görüyoruz. Yalnızca 5 puana yaklaşan bir değişim var ve 9.184 seviyesinden işlemler şu an itibariyle geçiyor borsa tarafına. Baktığımız zaman 9.400'ü aşmakta zorlanıp sonrasında bir miktar geri çekilme olmuştu. Dün de yine geri çekilen sert bir satışla gün tamamlandıktan sonra bugün de 9.200'ün altındaki hareketleri görüyoruz. Peki para piyasalarında nasıl bir seyir var? Hızlıca oraya da bakalım. Dolar TL tarafında 31.18 seviyesi karşımıza çıkıyor. Burada da %0,12'lik Türk lirası aleyhine yani doların güçlendiği bir tablo bizi karşılıyor. Euro TL'ye baktığımız zamansa orada
bir miktar daha farklı bir tablo var. 33,76 ile sınırlı da olsa biraz daha kurda geri çekilmeler olduğunu görmek mümkün oluyor. %0,10'luk düşüş var kur tarafında. Devam edelim şimdi. Özellikle tabii Bitcoin dediğimiz zaman bugün %3'ün üzerindeki artışlarla 58 bin dolarında biraz daha üzerine geçildiğini görmek mümkün oluyor. 58.559 seviyesinden şu anda Bitcoin'de işlemler gerçekleşiyor. Brent petrol ise düşme eğiliminde. Orada da OPEC artı ülkelerinin arz kesintilerine devam edebileceğine dair Mart sonrasında gelen haberler petrolü düşürdü bu sabah saatlerinde. Bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri'nde stoklar 8 milyon varilden fazla yükseliş kaydetti. Bu da yine Brent petrolü olduğu gibi ham petrolü de aşağı çekiyor. Spot altın diyelim, orada %0,17'lik bir değişim olduğunu görüyoruz. 2028 dolardan işlemler geçiyor. Ve şimdi ise piyasalara dair daha detaylı bilgi alacağız. Onun için Albatros Portföy'e gidiyoruz. Fon yöneticisi Filiz Özcan bizimle beraber. Filiz, günaydın, hoş geldin. Teşekkür ederim Reyhan, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Borsaya baktığımız zaman çok yatay bir tablo olduğunu görmek mümkün oluyor. Acaba beklentiler nasıl bugüne dair? Bir süredir biliyorsun endekse 9400'ü sürekli deneyen ama geçmekte zorlanan bir piyasa vardı ve ister istemez bir realizasyon görebilir miyiz şeklinde beklentiler de ağırlık kazanmaya başlamıştı. Çok tetikleyici bir haber yoktu. Bu son dönemde biraz seçimlerden sonra ekstra sıkılaşma yönünde adımlar atılabileceğine ilişkin spekülasyonlar hızlandı diyelim. Sayın Mehmet Şimşek'in de bununla ilgili bazı açıklamaları oldu ama bir realizasyon tetikledi ister istemez piyasada son yaşanan hızlı yükselişten sonra. Çünkü çok ciddi getiriler var yılbaşından bu yana baktığımız zaman. Yani hem TL bazında hem dolar bazında. Dolar bazında hatta %20'nin üzerinde getiri var. Dolayısıyla böyle bir realizasyonun içerisine girmiş gibi gözüküyor piyasada. Ama ana trendlerde, yani bir yükseliş trendi içerisine girmiştik. Bu yükseliş trendi içerisinde, ana trend içerisinde henüz bir bozulma yok. Realizasyon nereye kadar devam edebilir diye baktığımızda aşağıda 8.900-9.000'li seviyeleri görüyoruz ana destek noktaları olarak. Yine bu seviyelere doğru geri çekilmelerin bir alımla karşılanabileceğini düşünüyoruz. Daha kısa vadede gün içi tepkilerde 9.300 seviyesi yukarı yönde hareketlerde takip edilebilir gibi gözüküyor. Genel olarak gündem bu hafta özelinde sakin ama yine hafta başında konuşmuştuk. Önümüzdeki haftaya ilişkin olmak üzere beklentiler var. Fitch'in bir değerlendirmesi olacak takvimde gözüken Türkiye ile ilgili. Bu beklenti yaratabilir son yaşanan realizasyon sonrasında. Özellikle 9000 seviyelere doğru eğer yaklaşırsak bu beklentiyle yeniden bir tepki alımı içerisine girebilir diye düşünüyoruz piyasa. Yurt dışına çok fazla bağımlı hareket etmiyoruz. Yurt dışında da bu hafta Amerika tarafında önemli veriler var. PCE, çekirdek enflasyon açıklanacak ama yurt dışından biraz bağımsız hareket ediyoruz. Biraz daha içerideki gündeme odaklı kalmaya devam edeceğiz diye düşünüyorum. Halka arzlar da biliyorsun son dönemde hızlanmıştı. Bunun da bir miktar kaynak aktarımı anlamında baktığımız zaman negatif yansıması olmuş olabilir piyasaya diye düşünüyoruz. Bilançolar geliyor. Enflasyon muhasebesiyle düzeltilmiş olan bilançolar görmeye başladık. Piyasalar genelde piyasa genelde negatif tepki veriyor gelen bilançolar. Onun da yarattığı bir zayıflık var diyebilirim ama evet. 9000 seviyelere doğru geri çekilmeler yeniden piyasada destek olacaktır. Çok teşekkür ediyoruz. Filiz, aktardıkların için Albatros Portföy Fon Yöneticisi Filiz Özcan bizimle beraberdi. Şimdi kısa bir ara. Fokus'un ikinci bölümüyle birlikteyiz. Şimdi Perform Portföy Fon Yöneticisi Altan Aydın bizimle beraber. Altan, günaydın, hoş geldin yayınımıza.
Merhaba Reyhan, yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde farklı farklı beklentiler var işte. Hep ekranlara taşıyoruz, yumuşak iniş mi olacak, resesyon olabilir diyenler var. Ama görünen o ki son dönemde piyasa beklentileriyle Fed beklentisi faiz indirim konusunda biraz daha birbirine yakınsamış durumda. Biraz daha eşleşme var gibi duruyor. Yılbaşında ciddi bir ayrım vardı. Ama şimdi şu gerçekle yüzleşince yani faizler işte ikinci yarı yıl itibariyle Fed tarafından 3 kez indirebilir beklentisi biraz daha hani realiteye dönüştükten sonra acaba Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere fon girişleri bir miktar ötelenebilir mi? Bu bizim borsamızı nasıl etkileyebilir? Ne dersin? Evet, yani açıkçası çok ciddi bir değişim var beklentilerde. Ama bu bence yılın tamamında da böyle olacak. Fed'in çok ciddi söz yönlendirmesini izliyoruz. Ve bunun başarılı olduğunu da görüyoruz açıkçası. Yıla başlarken, hatta 2023 yılını bitirirken de aslında beklentiler Fed'den bayağı uzaklaşmıştı. Fed'in tahminlerinden en azından. Dolayısıyla şu an geldiğimiz nokta yeniden birbirine yakınsama görüyoruz ki bu Fed'in bir başarısı bence. Bundan sonraki süreçte özellikle ekonomik verilerle bu beklentiler değişecektir. Benim beklentim ikinci yarıda 3 faiz indirimi şeklinde olacağı yönünde. Bu nasıl etkiler? Aslında çok ciddi bir öteleme beklemiyorum bu fon akışları anlamında. Çünkü zaten yıla başlarken tabii beklentiler zaman zaman 7 faiz indirimine kadar çıktı. Zaman zaman Mart ayında başlayabileceği yönünde de beklentiler kümelenmişti. Ama genel kanı zaten ikinci yarıda faizlerin inmeye başlamış veya başlayacağı yönündeydi. Dolayısıyla biz zaten fon akışlarını aslında 2024'ün son çeyreğinde, belki 2025'in ilk çeyreğinde daha yoğun şekilde görmeyi beklerdik. Bu açıdan düşündüğümde net bir öteleme yok. Ama tabii ekonomik verileri izleyerek bunu takip edeceğiz. Benim görüşüm aslında çok da fazla değişmedi. Yani bu hafta PCE verilerini de izleyeceğiz tabii ama enflasyon tahminlerine ve gerçekleşen enflasyona baktığımız zaman Fed faizlerinin zaten aslında kendi istedikleri şekilde gittiğini gösteriyor bana. Ve enflasyon tahminlerinin ve gerçekleşmelerinin de aslında çok fazla onların tahminlerinden uzaklaşmadığını görüyoruz. Bu açıdan aslında genele baktığımda bir öteleme riski görmüyorum. Tabii bu bütün piyasaları etkileyeceği gibi bizi de etkileyecek. Ama dediğim gibi 2024'ün son çeyreğinden sonra bence bir fon akışı gerçekleşir. Çünkü orada zaten faizlerin belli bir seviyeye gelmesinin ardından fon çıkışları takip edeceğimizi düşünüyorum ben. Yani en azından gelişmekte olan ülkelere bir fon akımı gerçekleşeceğini düşünüyorum. Aslında 2024 temalarımızdan biri de buydu. Hatta 2025 için de böyle. Çünkü eğer gelişmekte olan ülke sepetine bir fon akımı göreceksek biz önümüzdeki 3 sene bandında hikayesi olan ülkeleri değerlendirdiğimizde Türkiye bunlardan bir tanesi. Hatta çok da fazla yok hikayesi olan ülke. Bu açıdan da avantajlı görüyorum açıkçası. Ama tabii içsel dinamikler biraz daha kritik Fed'den ziyade. Ama şunu söyleyebilirim. 2024'ün ikinci yarısında içsel dinamikleri eğer doğru şekilde yönetebilirsek ve bizim beklediğimiz gibi giderse dış ortam buna iyi bir atmosfer, iyi bir ortam sağlayacak diye düşünüyorum. Evet yani şu anda hani Fed'e dair beklentilerin değişmesi aslında senin fon girişleri anlamında beklentini çok değiştirmedi gibi anlıyorum ama şunu da merak ediyorum. Şimdi Merkez Bankası bir noktada işte burada iç talebi baskılamaya çalışıyor, ekonomiyi yavaşlatmaya çalışan adımlar atıyor. İç talebin bir noktada canlılığını kaybetmesi beklenirken dış talepte de yavaşlama olduğunu görüyoruz. Yani bütün bu hani olumsuz diyebileceğimiz hani şirket finansal tabloları için çok olumlu olmayan bu ortamda acaba ki hani senin söylediğin üzere hani biraz daha ötelenmiş bir şekilde yabancı girişinde daha fazla beklediğimiz bu dönemde borsa tam olarak neyi fiyatlıyor şu an acaba? Biz geçen hafta biraz daha rekor üstüne rekor tazelediğimiz sonrasında biraz daha yataya geçtiğimiz bir tablo içerisindeyiz şu anda ne dersin? Yani aslına bakarsan iki ayrı şeyi fiyatlıyor olabilir. Bir tanesi belki de son 2-3 senedir içinde yaşadığımız bir değerleme açığı vardı. Bunu yavaş yavaş fiyatlıyor diye düşünüyorum. Yani içinde bulunduğumuz süreçte şirket finansallarının, yani şirket performanslarının fiyatlara çok çok iyi yansımadığını aslında görüyorduk. Çeşitli etmenlerden dolayı. Bir kere bu bence makas kapanıyor. Dolayısıyla
şirketlerin finansal performanslarını, yani bilanço performanslarının fiyat performanslarına yansıdığı bir dönemin içindeyiz. Zaman zaman aşırılaşmalar oluyor tabii ki. Ama ben çok ciddi bir pahalılık en azından görmüyorum. Tabii öte yandan bir de Türkiye'nin biliyorsun bir kredi makasta, kredi makaslarında da aslında benzerlerine göre ve risk algısına göre bulunduğumuz seviye aslında bizim hak ettiğimiz seviye veya olacağımız seviyeler gibi görmüyoruz. Nedeni burada tabii kullanılan ve uygulanan para politikasının geleceğe dair beklentileri biraz bozmasıydı. Şu anda özellikle geçen seneki seçimlerin ardından baktığımız zaman yaklaşık 8 aylık süreçte iyi bir sınav verdiğimizi düşünüyorum ve bunun karşılığını aldığımızı düşünüyorum. Bu da ilk söylediğime benzer o değerleme açının kapanması demek. Yani benzerlerimize göre iskontomuzun daralması demek. Tabii bütün bunların dışında bir de temel faktörlere bakmak lazım. O da senin söylediğin şeye çıkıyor tabii. 2024 için bütün dünyada yani aslında içeride dünya sıkılaştıktan sonra içeride biraz daha etkili bir sıkılaşma bekliyoruz. Dolayısıyla bunun şirketlere etkisi tabii ki olacaktır. Ama halihazırda zaten şirketlerin bu zamana kadarki performansları ve içinde barındırdığı değer aslında geldiğimiz seviyeye işaret ediyordu. Dolayısıyla şu anda o daralmaya rağmen endekste çok ciddi bir satış veya çok sert bir düşüş beklemiyorum ben. Tabii şunu unutmamak lazım. Evet, bir sıkılaşma var. Dolayısıyla bu enflasyonu kontrol altına alma adına yapılıyor. Dolayısıyla şirketleri de etkileyecek tabii. Ama hala bir enflasyon var. Hatta yüksek bir enflasyon var. 2024 yıl sonu tahminleri biliyorsun 36-40 arasında değişen bir bölgede. Böyle baktığın zaman hiç düşük bir enflasyon oranı değil bu. Dolayısıyla bu dönemde de şirketlerin nominal olarak aslında cirolarını ve kârlarını artırılacağı söylenebilir. Tabii biz burada reel büyümeyi yakalamaya çalışacağız. Biraz daha zorlaştı işimiz. Tüm yatırımcılar adına konuşuyorum. Dolayısıyla evet zorlaştı ama reel büyüme hala olabilecek sektör ve şirketler var. Bu açıdan düşündüğümde aslında çok da şaşırtmıyor beni açıkçası bu performans. Ama tabii şunu unutmamak lazım. Mevcut içinde bulunduğumuz faiz haddine göre değerlendirdiğimizde bazı yükselişler bazı yatırımcılara yeterli gelebilir. Çünkü %45-50 bandında evet. Bir mevduat faizi belli dönemlerde cazibe çekecektir. O yüzden ara ara rotasyonları göreceğimizi düşünüyorum. Ama endekste ben her gerilemenin yine alım fırsatı yaratacağı kanaatindeyim. Şunu da unutmayalım. 8 haftadır yükseliyor endeks. Ara ara düzeltmeler gelecektir. Ama 2024'ün tamamı için hatta 2025'te de ben hisse performanslarını yine pozitif buluyorum. Hatta tüm TL varlıkları portföylerde ağırlıklı taşımayı tavsiye ediyorum. Evet, son olarak şey de sorayım. Erdemir ve Türk Traktör'den temettü haberleri geldi. Erdemir 2023 yılını biraz deprem dolayısıyla zor geçirmişti. Çok kolay geçirmemişti. Nasıl değerlendiriyorsun genel olarak temettü seviyelerini? İkisini farklı değerlendirmek lazım. Ereğli'de durum biraz farklı, Türk Traktör'de biraz farklı. Aslında Türk Traktör'de beklenen temettüden çok uzak bir temettü oranı yok. Yani %10'un civarında beklenen temettünün altında bir temettü açıklandı. Bence normal. Yani az önce bahsettiğimiz sıkılaşmanın tüm sektörlere etkisi var. Türk Traktör'e veya tarım veya traktör veya yalnız da kredi yoğun ve kredi duyarlı yüksek sektörlere daha fazla etkisi var. O yüzden normal karşılıyorum. Ereğli'de durum biraz farklı. Temettü vermeseler çok şaşırtacağını düşünmüyorum açıkçası. Burada biraz daha bence yatırımcıyı memnun etme güdüsü var. Onun dışında temettü vermeselerdi Ereğli Demir Çelik için bence bu ortamda biraz daha faydalı olurdu. Tabii enflasyon muhasebesini konuşmak lazım çok kısa belki. Evet. Hem vergileri hem temettü oranlarını ciddi şekilde değiştirecek bu. Bizim açımızdan sadece bir gösterim gibi görülse de tabii çok fazla şeyi etkiliyor ve dip toplamını çok etkiliyor açıkçası. Yani net kârı etkiliyor. Bu da ister istemez temettü rakamlarını da etkileyecektir tabii. Dolayısıyla bu sene burada çok şaşırtıcı belki temettü açıklamaları göreceğiz. Ama ben açıkçası 2024'ün ilk çeyrek bilançolarının açıklanmasının ardından enflasyon muhasebesinin birazdan net şekilde özümseneceğini düşünüyorum. Şu an yaşadığımız dönem Mayıs'a kadar biraz kafa karıştırıcı. Ne analiz tahminleri ne de fiyatlamalar bence çok ciddi şekilde veya çok tamamen gerçeği yansıtmıyor diyelim. 2024'ün ilk çeyrek bilançolarını gördükten sonra bence fiyatlamalar biraz daha dengeye gelecek. Ama dediğim gibi enflasyon muhasebesinin en net olarak etkilediği kalemlerden veya
durumlardan biri temettüler. O yüzden yatırımcıların bu konuya biraz daha yakın izlemeleri gerekir. Ama biz hep aynı şeyden bahsediyoruz evet. aslında. Zaman zaman değiştirse de nakit akışları önemli bizim için. Bu da şu an gördüğüm kadarıyla çok fazla şirketlerde enflasyon muhasebesini etkilediği bir kalem değil, alan değil. O yüzden bizim açımızdan çok da negatif geçmiyor diyebilirim. Evet. Çok çok teşekkürler aktarmış oldukların için. Perform Portföy Fon Yöneticisi Altan Aydın bizimle beraberdi. Şimdi Fokus'ta ikinci konuğumuza gidiyoruz. Biraz gayrimenkul sektörünü konuşacağız. Gayrimenkul Hizmet İhracatçıları Derneği Başkanı Bayram Tekçe'yi ağırlıyoruz. Bayram Bey hoş geldiniz, günaydın. Merhaba Reyhan Hanım, hoş bulduk. Evet. Tüm dinleyicilerime selam söylüyorum. Çok teşekkürler. Evet, şimdi öncelikle bir değerlendirmeyle başlayalım dilerseniz. Şöyle bir gayrimenkul sektörü dediğimiz zaman Türkiye'deki son dinamikler 2024 nasıl başladı? Beklentiler nasıl? Bununla bir başlayalım. Gayrimenkul sektörü 2024'te de 2023'ün getirdiği şekilde çok da iyi gitmiyor. İşler istediğimiz gibi değil. Son dönemde global ekonomide oluşan enflasyonist baskı nedeniyle para politikası sıkılaştırmaları, merkez bankalarının aldığı kararlar sıkılaştırma gayrimenkul sektörünü olumsuz etkilemektedir. Konut satışları büyük oranda düşmüştür. Hacim olarak Türkiye, OECD ülkeleri arasında en fazla konut satılan ikinci ülke Amerika'dan sonra. Avrupa'da ise ilk sıradayız. Bunların rakam olarak söylemek gerekirse Amerika'da 5 milyon konut satılmış 2022'de. Bu 2023'te 4.1 milyona düşmüş sayı olarak. Türkiye'de ise 1,5 milyonlardan 1 milyon 200 binlere düşmüş durumda. Çok da mutlu olduğumuz bir dönem değil. Bunu söyleyebilirim Reyhan Hanım evet, size. Peki burada yani tabii biraz ekonomik adımlar da hani gayrimenkul sektörüne 2024 yılı içerisinde çok fazla yardımcı olmayacakmış gibi duruyor. Ama acaba burada farklı çözüm önerileri var mı sektör temsilcilerinin? Biraz daha burada canlılık sağlayabilmek için acaba nasıl öneriler getirebiliyorsunuz, getirirsiniz? Reyhan Hanım burada uluslararası gayrimenkul piyasası dünyada ortalama 500 milyar doları bulmuştur. Bence bizim burada büyük bir fırsatımız var. Bu fırsatı rakamlarla açıklamak gerekirse 500 milyar dolarlık yıllık bir ülkeden başka bir ülkede yatırım yapan yabancılar vardır. Bu yabancılar bizim dünyada yurt dışında gayrimenkul almak artık lüks olmaktan çıkmış, yatırım ve yaşam alternatifine dönüşmüştür, kolaylaşmıştır. Türkiye bu rakamları, Türkiye'de bu rakamlara gelecek olur isek, 2 sene öncesine kadar ortalama 7 milyar dolar seviyesinde bir gayrimenkul FDI'miz vardı. Ancak 2023'te bir gerileme yaşamaya başladık. Bu gerileme sadece para politikası sıkılaştırmaları değil, ülkemizde farklı siyasi sıkıntılarla ortaya çıktı. 2022'de 6.2 milyar dolar iken gayrimenkul yatırımları, doğrudan gayrimenkul yatırımları, 2023'te 3.8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Gerileme 2024'te de devam etmektedir. Örnek vermek gerekirse Ocak ayı geçen sene aynı aya kıyasla %50 azaldı. Yani yabancı daha az gayrimenkul aldı. Dünya ticaret hacminde Türkiye'nin aldığı pay %1,5 civarındadır. Sektörlerden ortalamamız da budur zaten. Güçlü olduğumuz turizm sektöründe ise %3'lere çıkmaktadır. Ancak gayrimenkul FDI'ında bu oranımız sadece 1/5 durumda. Yani Avrupa ülkelerinde yabancıların gayrimenkul alım oranı ülkedeki gayrimenkullere göre %15, %20 civarında iken ülkemizde sadece %2,6'dır. Peki neden yani burada bu kadar düşük seviyeler olduğunu görüyoruz acaba? Ve hani bahsetmiş olduğunuz gibi son yıllarda bir miktar daha azalma olduğunu gözlemledik. Hani gelen aylık verilerde yabancıya satışta bir miktar düşüşe işaret ediyor. Reyhan Hanım, bu hacim rakamları aslında düşüş gösterse de 20 milyar dolar civarında bir FDI potansiyelimiz olduğunu biz dernek olarak, sektör olarak biliyoruz. Sektör oyuncuları
bunu her platformda dile getirmeye çalışıyorlar. Yani biz doğrudan yatırımlar için aslında hani iyi bir alan. FDI demek istediğiniz herhalde doğrudan yatırımlar için. Evet. Ama orada biraz hani önünün açılması gerekiyor. Nasıl sağlanacak? Bu anlamda önerileriniz nedir? Üçüncü sebebi ise seçimler nedeniyle ülkede siyasi iklimin sertleşmesi ve yabancılar hakkında negatif söylemin yaygınlaşması. Her ne kadar bunlar düzensiz göçmenler hakkında da olsa bu söylemler uluslararası yatırımcıları da ürkütmektedir. Ülkemizde maalesef şöyle bir algı var. Herkes Türkiye'den ev almak istiyor. Bu doğru değil. Ülke uluslararası yatırımcının gidebileceği, daha ucuza, daha uygun şartlarda yatırım yapabileceği çeşitli uluslararası alternatifler bulunmaktadır. Mesela demin önümdeki tabloda tüm dünyada %14 ile %29 oranında gayrimenkul satışı düşmüşken, İspanya'da bu oran çok daha düşük oranda, %10'larda civarında düşüş. Çünkü yabancı destekli düşüşün karşılayacak yabancı alımı var. Bir de Dubai'de, Abu Dhabi'de bu oran %45, %70 gibi oranlarda artmıştır. Yani Türkiye'nin rakip ülkeleri, alternatif ülkeleri burada ülkelerine yatırımcı çekmek için doğru stratejiler uygulayarak bizden giden müşteriyi kendilerine almışlardır. Peki, kapımızda burada, sıraya yani, giren yok aslında. Doğru strateji dediğiniz, hani biraz önce bu biraz yabancıya olan önyargıdan bahsettiniz. Hani biraz ya bürokratik olarak mı değişmesi gereken, yoksa hani bakış açısı olarak mı değişmesi gerekenler var? Reyhan Hanım, 2018 yılında kamu yönetimi yabancı yatırımcıların önünü açmak için çok basit bazı kolaylıklar getirdi. Mesela bir yabancı Türkiye'de yatırım yapacak ama bankada hesap açması gerekiyordu. Vergi numarası almakta zorlanıyorduk. İkili ilişkilerle hallediyorduk. Bankanın müdürleriyle sektör temsilcileri, vergi dairesiyle sektör temsilcileriyle ikili ilişkilerle hallediyorlardı. Bunu kolaylaştırdıktan sonra zaten 1 milyar dolar olan yatırım 7 milyar dolarlara kadar çıktı. Mesela örnek vermek istiyorum. Ülkemizde abonelik alırken bir ev aldınız diyelim. Siz düzensiz göçmenleri bir ayırt edelim. Yani ülkemizi kirayla gayrimenkul alanları ayrı bir yere koyalım. Çünkü kirayla gayrimenkul edinenler bu konut sektöründeki temel düzensizliğin de müsebbibidir. Yabancılara kötü algının da müsebbibidir. Biz o tarafı başka bir program konusudur orası. Ama burada bir Avrupalı geldi. Mesela bir Alman geldiği zaman, ülkemize gayrimenkul aldığı zaman ikamet alması ihtiyacı yoktur. Çünkü zaten bu 2-3 ay gibi bir süre ülkemizde oturacağı için vizesini rahatlıkla yapıp uzatabilir. Evet. Ama biz Alman yatırımcıya dahi ikameti zorunlu tutuyoruz. Çünkü evine internet, su gibi abonelikleri bağlatmak istemektedir. Evet. Burada ikamet alıyor. İşte bu sektör temsilcilerimiz ikili ilişkilerle kapıcının üzerine abonelik yaparak işte inşaat firması satışını önünde açmak için yabancıların işlemlerini kendi üzerlerine yaparak onların ikamet alma zorunluluğu. Çünkü ikamet almak istemiyorlar insanlar. İkamete bir gerek yok. Ama mesela özel bir internet sağlayıcısı vardı. Antalya ve Alanya'da çok yaygın kullanılmaktaydı. Bu firma geçenlerde ikamet zorunluluğunu artık kendisi de zorunlu hale getirdiği için on binlerce evin internetini kesti. Yani şu an kimse bunu duymuyor ama biz sektör oyuncuları olarak çok büyük sıkıntılar çekmekteyiz. Evet. Müşterilerimiz mutsuz, evlerinde internet yok. İşte gideceğiz şimdi yine kapıcının üzerine ya da inşaat firması üzerine internet aboneliği almak zorunda kalacağız o evlere. Yani bütün bunlar yani bu problemler ve hani siz sektörün de bunlara bu problemlere çözüm bulmasını öngörüyorsunuz, gelmesi gerektiğini düşünüyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Gayrimenkul Hizmet İhracatçıları Derneği GİGDER Başkanı Bayram Tekçe bizimle beraberdi. Şimdi sırada günün raporu var. Evet.
Evet, her Fokus'un sonunda olduğu gibi günün raporuyla karşınızdayız. Yapay zeka raporu UBP'den geliyor ve aslında bu detaylı raporda ikinci stratejik hisse teması olarak belirtilmiş yapay zeka. Birincisi de bu arada Japonya, onu da hatırlatalım. 2023'te yarı iletken ve büyük teknoloji devleri üretken yapay zekadan başlıca yararlananlar oldu diyor. 2024'te ise üretken yapay zekanın adaptasyonu özellikle bulut yazılım şirketlerin performansını iyileştirecek beklentisi paylaşılmış. Faiz artış döngüsünün de biraz sona ermesiyle beraber yüksek büyüme gösteren yazılım şirketleri üzerinde orantısız olumlu bir şekilde olumlu bir etki olacak beklentisi paylaşılıyor. Bu arada üretken yapay zekanın özellikle mesela bankacılık ve sağlık gibi alanlarda adaptasyonun regülasyonlar dolayısıyla biraz zor olduğuna dikkat çekiliyor. Ama burada özellikle tabii bir noktada yazılım sektörünü de üretken yapay zekadan olumlu etki altında başlamasını öngörüyor. Yani biraz daha iyimser bir tablonun devamı bekleniyor 2024'te de bu konuya ilişkin olarak diyelim. Ve programımızı noktalayalım. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.